Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ve en ihtişamlı şehri olan Dubai, zenginliğin ve lüksün başkenti olarak bilinmektedir. Lüks yatlarda büyük partiler, sadece özel davetlilerin katılabildiği yeraltı partileri ve kişiye özel hazırlanmış milyonlarca dolarlık mücevherler. Bunlar, Dubai'li zenginlerin gün yüzüne çıkan eğlencelerinden sadece birkaçı. Eğer Dubai'nin gece hayatı ve gizli gerçekleriyle ilgili daha çok bilgi almak istiyorsanız, hadi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Dubai'li zenginler için gece hayatının tüm dünyadan daha gelişmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bilinenin aksine Dubai, zengin insanlar için gece hayatının en eğlenceli olduğu dünya şehirlerinden. Hatta birçok ülkede hayal olarak görülen şeylerin bu şehirde gerçeğe dönüştüğüne tanık olabilirsiniz. Bunun dışındaysa dünyaca ünlü şarkıcıların Dubai gecelerinde özel zenginler için verdikleri konserler bulunmakta. Dubai'de hizmet veren özel şirketler, zenginlerin verdiği partiler için ünlü şarkıcıları konser vermeleri için bu şehirdeki gece kulüplerine getirmektedirler. Chris Brown'dan Wiz Khalifa'ya kadar birçok ünlü isim, zengin çocukların eğlenceleri için Dubai'ye gelmektedir. Bu partilerde Ed Sheeran ve Drake gibi dünya starları bir gecede 500 bin dolardan fazla para kazanabilir. Dubai'de gece hayatı denildiğinde ise akla ilk başta ultra lüks gece kulüpleri gelmekte. En büyük eğlenceleri sabahın ilk saatlerine kadar eğlenmek olan Dubai'li zenginler bu ultra lüks gece kulüplerinde sıra beklememek için kendi gece kulüplerini kiralamaktadırlar. VIP hizmeti veren bir gece kulübü yöneticisinin yaptığı açıklamalara göre bir gecelik kiralar 13 bin dolardan başlamakta. Bu eğlence mekanlarında yaşananlarsa sizi bir hayli şaşırtabilir. Geçtiğimiz günlerde basına sızan bir olayda, Formula 1 için özel bir etkinliğe ev sahipliği yapan bir yerde, zengin bir Dubai'li sadece Kim Kardashian'la fotoğraf çektirmek için 20 bin doları cebinden çıkarmıştır. Aynı zamanda eğlence mekanı müdürü bu tür yerlere Dubai'li yerlilerin trafik sorunu yaşamamak için kendi helikopterleriyle geldiğini de söylemiştir. İnternette karşılaştığınız resimler size Dubai'yi çok modern bir şehir olarak göstermiş olabilir. Ancak gerçekte Dubai'ye giderseniz olayların böyle olmadığını görebilirsiniz. Çiftlerin el ele tutuşmalarının bile yasaklandığı bu şehirde hiçbir şekilde moderniteden söz edilmez. Bu şehre gelen turistlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan olan bu kuralda alışkanlıklar gereği el ele tutuşan ve öpüşen çiftler hapse atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Aynı zamanda evli olmadan cinsel ilişkiye girmek Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük suçlardan bir tanesi. Ancak gizli çalışan oteller ve evler bu kuralı açık bir şekilde çiğnemektedir. Peki daha önce Dubai Kralı'nın ihtişamlı yaşamının nasıl olduğunu duymuş muydunuz? Fazla adıyla tanınan Şeyh Hamdan bin Muhammed, Dubai Kralı olmasının yanı sıra Instagram'ın kralı olarak da anılmakta. Instagram'da 8 milyonun üzerinde takipçi sayısına sahip olan 35 yaşındaki prens tüm hayatını dünyanın gözü önünde lüks ve ihtişam içinde geçirmektedir. 2013 yılı itibariyle 14 milyar dolarlık servete sahip olduğu düşünülen prens, abisinin 2015 yılında hayatını kaybetmesiyle krallığın tek varisi haline gelmiştir. Londra'daki Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan prens, mezun olduktan sonra babasının yanında ve yönetimde yer almaya başlamış. Şimdilerde birçok bakanlığın başına atanan zengin prens, yaptığı bürokratik işlerden ziyade hobileriyle gündeme gelmekte. Dalış, bisiklet, at binme ve paraşütle atlama Fazla'nın en büyük hobileri arasında. Tüm bunların yanı sıra başarılı bir fotoğrafçı olan Fazla'nın diğer hobileri ise dünyayı gezmek ve şiir yazmak. Zamanının birçoğunu dünyada yeni yerler keşfederek geçiren Veliaht Prens'in dikkat çeken seyahat rotaları ise İzlanda, Kanada ve Tanzanya gibi ülkelerdir. Altın yıllardan beri zenginliğin değişmeyen bir sembolüdür. Fakat altına ek olarak Dubai'li Arapların zenginliklerini gösterebilecekleri bir başka şey ise tabii ki de abartılı arabalar. Instagram'da Dubai'li zengin çocuklarının sayfalarına baktığınızda yaptıkları araba seçimlerinde en önemli faktörün arabaların lüks mücevherler ve taşlarla kaplı olması olduğunu görebilirsiniz. 4 mevsim, havaların çok sıcak olduğu Dubai'de hava sıcaklıkları bazı günlerde 45 dereceye kadar çıkabilmektedir.
Bu havada serinlemek isteyen zenginlerin tercihi ise deniz, bot ve havuz partileri. Lüks jetlerle katıldıkları partilerde en lüks yemeklerin ve içkilerin tadını çıkaran Dubai'liler sıcaktan bunaldıklarında başka bir etkinlik olarak da yapay karlarla yapılan kayak pistlerinde kaymayı tercih etmekteler. Yazın ortasında kayak zevkini yaşamak isteyen Dubai'liler parayla yaz ayının ortasında kendilerine kış yaratmışlar. Coğrafya olarak çölde bulunan Dubai, su kaynaklarını dışarıdan ithal etmek zorundadır. Büyük zenginliğe sahip olan Dubai, içme suyunu karşılayacak parayı kolaylıkla bulmuş olsa da yaptıkları su israfıyla dünyaya büyük zararlar vermekte. Örneğin Dubai'nin merkezlerinde bulunan bir golf sahası, çimlerini sulamak için günde 15 milyon litre su kullanmakta. Dünyanın büyük bir kısmı susuzlukla mücadele ederken, Müslüman bir ülkenin sadece bir golf sahasına 15 milyon litre su harcaması kabul edilemez bir rakamdır. Her ne kadar çevreden büyük tepkiler gelmiş olsa da milyonlar kazandıran lüks alanların sulanmasına prensler hiçbir zaman karşı çıkmıyorlar. Dubai'deki zengin tabakadaki insanlar zenginliklerini göstermek için birbirinden ilginç yollara başvururlar. Altından arabalar, havuzlara saçılan paralar ve evcilleştirilmiş vahşi hayvanlar. Köpeklerden ve kedilerden sıkılan Dubai'nin zengin çocuklarının yeni oyuncakları artık kaplanlar, leoparlar ve aslanlar olmuştur. Gösteriş için satılan bu hayvanlar doğal yaşamlarından koparılarak kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılır. Aldıkları bu hayvanlardan bir müddet sonra sıkılan bu zenginler bu hayvanları daha sonra iade ederler. Dubai, ifade özgürlüğü açısından dünyanın en kötü ülkelerinden bir tanesidir. Hükümete karşı yapılan her konuşma ve davranışın sonu hapisle ve acımasız cezayla sonuçlandırılmakta. Bu ülkede hükümet hakkında olumsuz bir konuşma yaptıysanız, Dubai gizli servisinden bir telefon hızla size ulaşır ve size iki seçenek sunar. Ya susmak ya da sahip olduğun her şeyi kaybederek ülkeyi terk etmek. Bunun için ülkeye çalışmaya giden yabancıların hiçbiri Dubai hakkında kötü bir cümle kuramazlar. Dubai dışarıdan bakıldığında gelişmiş bir ülke olarak görülürken bu gizemli şehrin derinlerinde oldukça karanlık bir hikaye ile karşılaşabilirsiniz. Bu karanlık hikayelerden en acımasızı ise 21. yüzyılda devam eden köleliktir. Bu ülkeye gelen Hindistanlı, Pakistanlı ve Çinli işçiler parasız olarak uzun saatler boyunca çalıştırılır. Bu duruma karşı çıkan işçilerin pasaportları ele geçirildiği için kendi ülkelerine geri dönme imkanları da bulunmamaktadır. Dubai, dünyanın en gelişen şehirlerinden bir tanesidir. Siz bu videoyu izlerken bile şu anda Dubai'de yeni gökdelenler inşa edilmekte. Bu durumu fark eden iş dünyası ise Dubai'de yaptıkları yatırımları giderek artırmaktadırlar. Yatırımlar artınca şehirdeki iş gücüne olan ihtiyaç da sürekli yükselir. Bu iş gücünü sağlamak için fakir ülkelerdeki insanlar işçi olarak bu büyük şehre büyük umutlarla gelmektedirler. İş adamları ve yatırımcılar yaptırdıkları gökdelenler ve iş merkezleri sayesinde paralarını kazanırken bu işlerde çalışan işçiler düşük ücretlerle çok zor koşullarda çalışırlar. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından saklanmaya çalışılan bu gerçek aynı zamanda birçok ülkenin tepkisini de çekmektedir. Bu ülkede inşaatlarda çalışan işçiler günde 14 saat 40 derecenin üzerindeki sıcaklığa maruz kalırlar. Turistlerin 5 dakikadan fazla güneşte durmamalarını tavsiye eden ancak işçileri 14 saat güneş altında çalıştıran bu hükümet sizce de çok acımasız değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri prensleri için çölde bulunan Dubai'yi dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesine çevirmek petrol sayesinde oldukça kolaydır. Arap Yarımadası'nın bu kadar zenginleşmesini sağlayan petrolün gün geçtikçe kaynakları azalmaktadır. Hali hazırda 30 yıla tükenmesi beklenen petrol yerine birçok ülke yeni kaynak arayışına girmiştir. Peki bu durumda Dubai ne olacak? Petrol kaynaklarının tükenmesiyle birlikte Dubai büyük bir düşüş içine girmeye başlayacak. Şu an harcanan gereksiz paraların ve israfların acısını ise gelecek nesillerdeki insanlar yaşayacak. Peki sizler Dubai hakkında neler düşünüyorsunuz? İmkanınız olsaydı lüksün ve ihtişamın hakim olduğu bu koyu Müslüman ülkede yaşamak ister miydiniz? Cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.